Merhabalar, ben Curtis Pate ve Beyond Curtis'in 22. bölümüne hoş geldiniz. İki bölüm arası benim için bayağı bir zaman geçti. Çünkü server'a çok fazla giremedim. Biraz kendi çapımda meşguldüm işte. Ama birkaç bir şey yaptım. Şurayı bir toparladım. Gerçi bunu görmüş olabilirsiniz. Şunu değiştirdim. Önceki sistem verimsiz geldi. Onun yerine bir adet Fluid Canner, Electrolyzer suyu alıp oksijen ve hidrojene çeviriyor. Ve Fluid Canner, o da oksijeni sıvıya çeviriyor. Hidrojen bu arada normal gaz olarak, sıvı olarak geliyor. Onu void ediyorum. Katıysa buradan çıkış yapıyorum ve oksijen seller boşaldığında buradan çıkış yapıp geri dönüyor. Şunu ise bu şekilde yapılıyor. Sınırsız su kaynağı olarak kullanıyorum. Burada da aynısını kullandım ve oraya bir makine daha gelecek. Turbo Steam Turbine. Kendisi Advanced Circuit nerede yapılıyor diye soracak olursanız, Advanced Assembly Machine'de yapılıyor. Yapımına gelecek olursak, Advanced Circuit Board, Enriched High Voltage Wiring, o da Electrum Foil ya da Gold Foil ile yapılıyor. Ve Advanced Circuit Parts, o da Lapis Plate ve Glowstone dust'la yapılıyor. Evet, Turbo Steam Turbine'i yaptık ve buraya yerleştirdik. Kendisi 512 volt çıkış yapıyor ve bunu Advanced Autoclave'e bağlayacağız. Voila. Ve bunun tepeye bir çıkış yapmasını istiyorum. O tepeye de bir chest yerleştirmek istiyorum. Voila. Evet. Kendisi bayağı bir şeyi katıdan sıvıya, tozdan katıya çeviriyor. Benim asıl kullanma amacım enerji kristal. Energium dust, ruby dust ve redstone ile elde ediliyor. Ve ben MFSU yapmak istiyorum. MFSU için bir adet MFE lazım. Onun için 4 tane enerji kristal lazım. 4. Ve bunun için de 10 tane enerji kristal lazım buna. Evet. 10 tane enerji... Bu arada şu ise böyle yapılıyor. Buna girişeceğim. 4 tane enerji kristal, 10 tane enerji kristal bana neye patlar? Bir saniye, enerji kristal gel bakalım. Sen 5 redstone istiyordun. Yani evet. 50 redstone. Ruby'miz var mı şurada? Bu halde var. Bu arada 40 tane de ruby lazım. Yani bunun anlamı ruby ore'ları biraz işleyeceğiz. En verimli işleme yolumuz bu. Yani gelişmiş ore işleme yöntemini yapana kadar işlemek istemiyordum. Ancak elden bir şey gelmez. Şuradan aslında tam 15 tane ihtiyacım var. Sizler açılın. Orayı da yakında değiştireceğim. Daha değişik bir sisteme geçilecek. Evet. Tabii bu konulduğu için reaktör biraz enerji aldı buna. Oradan bu arkadaşı işleyelim. Bu arada şurada gördüğünüz makinelerin hepsi buralara taşınacak. Tabii en üstte de arılarımız var. Alt kat ise sadece enerji üretim merkezi olacak. Enerjiyi toplu enerjiye çevireceğim kesinlikle. Çalışabilirsin. Biraz krom da elde ettik. Yay! Krom önemlidir bizim için.
Evet, rubilerimiz şu an için daha önemli ama daha öncelikli. Son iki tane. O esnada da şu rubileri de alalım. Sevgili Macerator. Oto çıkışı kapatalım senin bir. Evet, ardından yıkayalım topluca. Bu arada bayağı bir kişinin yaptığı bir hata. Bunları topluca yıkayabiliyorsunuz. Yani aklınızda bulunsun. Evet, ardından çekiç sen gel. Sevgili Redstone'lar, siz de şöyle gelin. Ardından rubiler. Bakalım böyle işlenince bize bir Red Garnet veriyormuş. Tamam. Dert değil. Ha, bir şey bakacağım. Şöyle işlenseydi acaba. Ah, böyle de Chrome verecekmiş. Keşke yıkamasaymışım. Sağlık olsun. Evet. Şimdi beklerken yapabileceğimiz şey. Şunlardan bir tane yapayım ben. Evet, bir tanesini yaptım ve autoclave'e atayım. Ve gördüğünüz gibi Steam'imizi bayağı hızlı tüketiyor. Oy. Oy. O kadar hızlı tüketiyor ki yetmiyor taşımam. Evet. Sıvı aktarımı yetmiyor. Evet. Bu komik oldu. Biraz stack upgrade yapalım. O zaman. Evet, stack upgrade. Öncelikle sen 2, 3, 4. Şurada gold nugget'ımız var mı? 4 tane var sadece. Ha, burada. Evet, speed. 8 tane speed upgrade oldu. Şimdi bunları stack upgrade'e çevireceğiz. Kaç tane nugget lazım? 8 ama bir eksik kalıyorum sadece. Ve dayanıklar gelin. Evet, bu arkadaş şu an ciddi anlamda yetmiyor. 6 6. Şimdi speed upgrade de lazım direkt. Düz speed upgrade. Evet. Redstone'larımız tabii ki de bu şekilde sömürülüyor. Biraz daha yapalım. Evet, 64 tane speed upgrade. Siz de şuraya koyalım.
Evet, bunun şimdi iş görür diye umuyorum bu. Hala görmüyor. Bu 64'ü şuna atsak ne olur? Aa. Depolamayı başlattı. Turbo steam turbinler tabii ki de fazla verimsiz ve fazla enerji buhar tüketiyor. Evet. Ciddi bir problemimiz var. Bir set daha yapmam gerekecek. Bunun anlamı daha fazla gold. Gold tane daha speed upgrade yapayım. Ya da bakalım. Aa, yetmiyor. Şu an enerji kullanan başka bir şey var mı? Şu an buhar çeken başka bir şey yok. Ama onların bunun aktarılması zaman oluyor. O zaman bir adet işlemden vazgeçip öyle mi yapsam diyeceğim. Dört tane birden vazgeçeceğim. Evet, sizin de bir kralım. Geçici olarak tüm hattı devre dışı bırakıp sadece bu arkadaşa hizmet ettireceğim. Ardından bunun sadece 512'lik versiyonu bizim işimize yaradığı için sıkıntı oluyor. Yine enerji network'üne geçene kadar bu böyle olacak. Evet. Ardından sen gel bakalım. Evet. Taşıyacak tek bir yerleri olduğu için şu an rahat çatışıyorlar. Bunun problemi buydu. Evet. İlk enerji kristalimiz oldu. Ve şimdi kalan rubileri halletmemiz lazım. Önce tabii bu. Tamam. Ardından şunu geri açalım. Bana 2 rubi or daha ver.
Bunu bir de sentrifüjden geçirmem gerekecek. Evet, hemen geliyorum. Evet ve geri geldim ve karşınızda soluncular. Bu şekilde. Evet. Ve şimdi sizleri alalım. Ha, böyle de iş görüyormuş. Evet ve bu şekilde bu arkadaşı da çalıştırıyoruz. Seni sanırdan geri koyarım. Seni şöyle bir geri koyalım hızlıca. Lak. Ha. Evet. Bunlar bu şekilde işlerine dursun. Değil mi? Evet, MFSU'yu yapabilmek için birkaç bir şeye daha ihtiyacım var. Bu kolay. Zaten gördüğünüz üzere. Bunlar kolay sayılar. Bu olay nokta. Sen de ne kullanacağım? Alüminyum, brass, steel. Tin. Alüminyum, brass, stainless steel. Alüminyum, brass ve stainless steel kullanacağım. Karar verildi. Evet. Önce alüminyumlar. O yüzden de bir yandan da şuradan. Ya dur, oradan yapmayalım bir şey. Plate brass oluyor. Stainless steel, sen de gel. Woohoo! Evet. O yüzden de başka ne yapmam gerekiyor onu bir hatırlamaya çalıştım. Evet. Geçelim şuraya. Şunları bir yapalım. Ve crafting table'ımız stainless steel, alüminyum. Voila! 16 tane senden. Ve siz de şöyle geçin. Ve son ikisindeyiz bunların da. Benim biraz daha advanced circuit'e ihtiyacım olacak. Yani bunun anlamı... Electrum. 6 tane yapacağım. Bir saniye dur. 6 tane yapacağım. Her biri 2 tane istiyor yani. Tamam. Advanced circuit'im tam. Ama gold kabloyla yapmam lazım. Bakalım başka yapmam gerek var mı? Bir de carbon plate. Bunun için seni neyde işliyoruz? Centrifuge'de. Evet. Centrifuge'e seni sokalım şöyle. Bunlar oluyor. Bu da bitti galiba. Evet. O zaman iron plate'lerim. 8 tane lazımsınız. Ve ardından siz de şuna dönüşün. Gold key. Bu. Gold cable kaç taneden üretiliyor?
Tamam. Bir tane plate yeterli. Çıktı bu böyle. Bunu hemen çevirelim. İki tanesi kalsın. Orada ingot halinde var mıydı bunlar? Tamam var. Evet, dört tanesinde alalım şöyle. 1, 2, 3, 4. Ve an itibariyle sen gel. Sen gel, neden takılıyor bunu aldığımda onu bilmiyorum. IC2'nun bir zımbırtısı olacak değil, olabilir. Ardından geriye sadece Lepitron'un kristaller kalıyor. Sen şöyle gel. Siz ikiniz şöyle gelin. Sen şöyle gel. Lepitron kristaller için Lapis Lazuli falan filan. Evet. Ardından Sodalit, Kobaltit, Lazurit. Evet, bu lazuritleri işlemem gerekecek. Ya da lapis kullanabilirim şimdilik. Lazuritleri kullanayım. Evet, lazuritleri kullanalım. Ve sırasıyla siz altınız. Evet, bu fazlasıyla yeterli bir rakam. Ler, gelin. Mesela ben hepsini almadım bunların. Bir tane eksik. Evet, bir tane eksik. Bir tane server mi lag yapıyor? Tabii kofaş olacaktı o. Yo. Ama server lagı yüzünden bir tane enerji kristalim kayboldu galiba. Sağlık olsun. Ha, kaybolmuş, tamam. Evet. Şunları yavaştan şöyle bir yerleştirelim. Ve siz ne durumdasınız? Ha, ihtiyacım olanı olmuş bile. Bir tane kova. Kovaları neden inventörümde taşıyorum? En ufak bir fikrim bile yok. Ve ardından... Aa, yok, yeterli değilmiş. Beş tane daha ihtiyacım olacak. Dört, beş. Tamamdır artık. Tamam. Kendimi biraz yıkandım. Ve geriye sadece şu arkadaşlar kalıyor. Karbonlarımız. Sizleri Wiremill'den geçirelim. Hatta hepinizi geçirelim.
Evet, şunlar da gelsin şöyle. Siz gelin. Geriye sadece sen kaldın. Senin için bir adet basic machine casing. Yani bundan da 8 tane daha senden. Dört tane senden. İki tane... Lebeta hangi ara girdiğinde çıktı? İki adet senden. Ve şunlar da olduğunda onlardan... benim yemeğim. Şu enerjiyi halledeyim. Güzel bir otomatik yemek sistemi de döşeyeceğim. Biri tamam, ikincisini bekliyoruz. Ben şu bölümden sonra Lebeta'ya da bir ulaşayım. Sorunu neymiş öğreneyim. Advanced Machine Casing ve MFSU. Voila. Ve bununla beraber yapmam gereken bir başka şey daha var. Turbine. Evet. Bundan 4 set yapmak lazım bir tanesi için. Yani bundan ama ben 8 set yapacağım. Evet, tam olarak bu kadar steel block. Ha, bunun anlamı benim bir adet hapıra ihtiyacım var. Evet sevgili hapır. Var. Seni çalıyorum. Hapır craft etmeye üşeniyorum, evet. Neden bilmiyorum. O kadar şey craft etmeye üşenmiyorum. Hapırı craft etmeye üşeniyorum. Evet. Ve... Beraberinde... Bir o kadar da steel plate lazım. Ben direkt bir siteyi yapayım. Oto çıkışın ayarlı değil. Evet. Ve beraberinde turbine diskler lazım. Yani bunun anlamı daha fazla steel plate. Huhuhu. Ve daha fazla blok. Ama önce şunları bir craft edeyim. Şu arkadaş bir craft olsun, geri kalanını hallederim, hesaplarım. Ve bölümü burada bitirsek güzel olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi Köftenin Günler, iyi eğlenceler.